1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Buydu da sizlere. Yine hash operatörünün kullanımı ile ilgili bir örnek. Bakınız burada bir veri alanımız var. Bu veri alanından istediğimiz verilerin filtre sütunuyla çekilmesini yapıyoruz. 2 ve 8. sütunların tamam. Sonra toplama alırken diyoruz ki ya sen L2'den itibaren bunu topla diyoruz. Böylelikle hash karakterini bu dinamik içeriğe başından itibaren veriyoruz. Bunun anlamı ne kadar satır üretirse üretilsin toplamı alınmış olacak. Şimdi beraber yapalım arkadaşlar. Önce kontrol L veya ekle tabloyla alanımı tablo haline çeviriyorum. Tabloya istediğiniz isim verilebilir veya standart verilen isim de kullanılabilir. Ondan sonra şöyle sütun seçimi yapayım. Choose calls çünkü sonuçtan sadece belirtilen sütunları alacağız. Filtre dedim. Tablo 20 diyorum. Ondan sonra 20'yi aldım. Tekrar yine tablo 20'ye gidiyorum. Arkadaşlar dikkat edin. Bunun ödeme sütununu alıyorum. Eşittir KK ise diyorum. Türü onu alıyorum. Bana 2. ve 8. sütununu döndür diyorum. O geldi. Şimdi bir topla yapacağım. Ama toplayacağım şey yine sütun seçerek olacak. Ondan sonra arkadaşlar geldim. Bakın L2 diyorum. Burada M2 oldu sorun değil. Ve yanına hash'imi koyuyorum. Ondan sonra içeriğimin sadece özür dilerim. L2 diyeceğiz çünkü formül orada. Evet, formülleştirecek. Bunu atlamayalım. Ben ikinci sütunu toplayacağım diyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi formül burada. Buradan itibaren hash'i kullanmış oluyorum. Dinamik içerik geliyor. Ne kadar var?